Süper Lig'de ilk yarı sonunda Eskişehir Spor 6. sırada yer alıyor. 27 puana sahip. Eskişehir Spor biraz böyle hani puan anlamında fırsatları kaçırdığını düşündüğüm bir takım. Hani böyle zirvedeki takımların puan kayıplarıyla birlikte belki de zirveye yaklaşabileceği anlarda maçlarda aldığı sonuçlar onları zirveden uzak tuttu. Ama Eskişehir Spor'un hani baktığımızda en öne çıkan özelliği ligin en az gol yiyen takımı olması. Yani 15 gol yemişler sadece. Bu onlar açısından önemli bir artı. Çünkü bir şeyi iyi yapmak lazım. Hep söylüyorum. Süper Lig'de fark yaratmak istiyorsanız bir şeyi iyi yapmanız gerekiyor. Yani hücumsa hücum, bir iç saha takımıysanız iyi bir iç saha takımı, iyi bir deplasman takımıysanız iyi bir deplasman takımı, iyi bir kontra takımıysanız bunu yapmanız gerekiyor. Ve açıkçası hani Eskişehir Spor'da şeyi gördük, yani bu Ertuğrul Sağlam etkisini özellikle savunma kurgusunda bunu görüyoruz. Mesela NDI'yi hemen getirdi Ertuğrul Hoca. Onun da olumlu katkılarını söylemek lazım. Hücum bölgesinde bence istenen seviyenin altında kalan bir Bienvenu var. Necati Ateş yani iyi bir kadro oyuncusu. Yani bence çok yetenekli bir oyuncudur Necati Ateş. Çok iyi bir futbolcudur ama hani yaşı itibariyle, geldiği nokta itibariyle biraz daha böyle sonradan giren adam görüntüsünde. Kamara bu sene biraz beklentilerin altında, benim beklentilerimin altında kaldı. Ama bu sene Erkan Zengin, hani hem İsveç milli takımında da görme şansımız oldu kendisini. İşler o kadar iyi gitti ki onun açısından da bir anda milli takımın da bir parçası oldu. Erkan Zengin gerçekten iyi futbol oynuyor Eskişehir Spor'da. Fark yaratıyor. Çok yetenekli bir oyuncuydu zaten. O da yine hani böyle Beşiktaşlıların biraz böyle şey baktığı bir oyuncu. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş'a gelmişti. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyip gönderilmişti. Şimdi adı birçok büyük takımda alınıyor. Özellikle Türk oyuncuların yani bu yabancı kuralından sonra öneminin arttığı birlikte Erkan'ın da hem oynadığı futbolla hem de hani geldiği noktayla biraz daha böyle piyasasını yükselttiğini söylemek lazım. Ben aşağı yukarı böyle bir performans bekliyorum ikinci yarıda da Eskişehir Spor'dan. Belli oyuncularla yollar ayrılacak, işte Veysel Sarı ve Tarık Çamdal adı çok konuşuluyor. Bakalım bunların ardından nasıl bir, çünkü mesela Tarık doğrudan oynayan oyuncusu, hani doğrudan 11 oyuncusu Ertuğrul Hoca'nın. Bu eksiklikleri yani eğer bir transferler gerçekleşirse nasıl giderecekler? Mesela Tarık'a karşı Enaramo düşünülüyor. Hani eski Enaramo olursa mutlaka Eskişehir'in işine yarar ama şu anki Beşiktaş'taki görüntü çok iyi değil Enaramo'nun. Hani bu tercihler biraz Eskişehir Spor'un puan anlamında toplayacağı puanı etkileyebilir ama aşağı yukarı ben yine böyle 5-6 dediğim yerlerde Eskişehir Spor'un ligi bitireceğini düşünüyorum. En azından ilk yarı itibariyle.